Renkli Dünyası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şeyler yapmaya uğraşacağım. Bir hamur yoğurayım diyorum. Biz pıtıl deriz. Tespih kebabı yapacağım. Onu sizlerle paylaşırım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, bir kilo kadar unumuz var. Bir çorba kaşığı şey katıyorum, şeker katıyorum. Şöyle iki çorba kaşığı da tuz katıyorum. Bir pakette maya katıyorum. Şimdi bunu şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Evde ekmeğim yok. Hem mayalı yaparım ocakta. Hem tespih kebabı yapınca sarıp sarıp yenilmesi güzel oluyor. Arasına koyup dürüm gibi hoş oluyor. Hem onu yaparız. Sizlerle paylaşayım dedim. Şimdi ılık suyumuz var. Kıvamı gelinceye kadar size göstereyim. Siz bunu fazla yapabilirsiniz, eksik yapabilirsiniz. Evinizde ekmek yapmak istediğiniz zaman. Evet arkadaşlar. Çok koyu da olmayacak, çok çabuk da olmayacak bu. Güzel bir kıvam olacak. Mesela bu biraz koyu. Biraz daha su atayım içine. Gördüğünüz gibi bu kıvam güzel. Böyle olacak kıvam arkadaşlar. Bunu şimdi yoğuralım. Eşkimeye bırakacağım bunu. Yoğurayım. Arkadaşlar, tepsi kebabımızı yoğuruyoruz. İçine biraz tereyağı da kattım. Kıyma az yağlı geldi. Yağsız geldi bana. Bu tepsi kebabının şeyi çok olsun. Kıyması yağlı olsun. Benimki biraz az yağlıydı. Ben içine tereyağı da kattım biraz. Şöyle bir karıştırdım. Burada şimdi 4 tane sarımsak var. 2 tane soğan var. Ondan sonra 1 tane kırmızı biber var. 2 tane de yeşil biber var. Bunları güzelce doğradım. İçine katacağım şimdi. Burada da pul biber, karabiber, kimyon, ondan sonra kekik var, tuz var. Bunları da şöyle karıştırayım arkadaşlar. Yedirmemiz lazım malzemeler içine. Ondan sonra da üstüne sos yapıp fırına vereceğim. Evet arkadaşlar, bayağı bir yoğurdum. Şimdi bu baharatlarıyla beraber, içinin malzemesiyle beraber iyi oldu. Şimdi bunu tespihe dizeceğim. Tepsimizi de böyle tereyağla yağladım. Evet arkadaşlar, tespihe dizdik kebabımızı. Şöyle iyice bastıralım ki güzel olsun. Salçalı sos yapayım arkadaşlar. Fırına verelim. Arkadaşlar, kendi yaptığım sostan domatesli biberli kavanozlara doldurmuştum. Bir kaşık da kendi yaptığım yine salçadan attım içine. Bunu şimdi şeyimizin, kebabımızın üstüne koyacağız. Açıp üstünü andırayım. Bol soslu.
Şimdi bunu fırına vereceğim arkadaşlar. Fırında 180 derecede kızaracak. Arkadaşlar hamurumuz eşkidi. Yani mayalandı. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Etmeye başladık böyle dönük gibi. Şimdi bunu kebabla beraber yiyeceğiz. Sarıp sarıp. Ben arkadaşlar böyle yapıyorum tavada. Bazen ekmek almaya iniyorum, aşağı inmeye. Bir de bu hastalıklardan dolayı kendim yapıyorum. Yoksa fırınımız, mahalledeki fırınımız çok güzel. Benim eski öğrenciler işletiyor orayı. Güzel ekmek yapıyor çocuklar. Ellerine sağlık. Aşağı indiğim zaman oradan ekmek alıyorum. Oranın ekmeği çok güzel oluyor. İnmediğim zaman da, evde olduğum zaman da, işim olmadığı zaman da kendim yapıyorum böyle. Ben böyle 10-15 tane yapıyorum. Dolaba da koyuyorum. Çıkartıp çıkartıp yiyorum. Biz buna pıtıl diyoruz. Mayalı diyoruz. Öbür videolarımda da paylaşmıştım. Onu köyde yapmıştım, sacda. Bunu tavada yapıyorum böyle azar azar, taze taze. Tereyağlı da yağlıyoruz bunu. Güzel oluyor. Ekmek kabardığı zaman zengin olacağım derler. Güzel de kabarıyor bak. Ne güzel kabardı. Maşallah. Sübhanallah. Ekmeğimiz balon gibi oldu. Biraz da bu tarafa kızarsın. Alalım. İşte böyle arkadaşlar. Bunun arasında açıp yiyebilirsiniz. Tereyağı atıp yiyebilirsiniz. Mis gibi, gördüğünüz gibi. Balon balon. Ben de çok severim. Güzel de yaparım. Ekmeğimiz kabarıyor arkadaşlar. Pişiyor güzelce. İçini de çekiyor. Gördüğünüz gibi balon gibi şişti. İşte ekmek budur arkadaşlar. Böyle kabarması lazım ki ekmeği çıkaran pişmiş olacak. Ekmeğimiz pişti. Evet arkadaşlar, ekmeği pişirdik, altını kararttım. Gördüğünüz gibi balon gibi oldu yine. Bunu alıyorum. Ekmek işimiz bitti. Şimdi bu ekmeği şeyle yiyeceğiz. Kebapla. Tepsi kebabıyla. Kebabımız da kızarıyor fırında, gördüğünüz gibi arkadaşlar. O da olmak üzere. Tepsi kebabımız pişti. Ekmeğimiz de pişti. Şimdi bunu kesip tabağa koyacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öyle koyuyoruz kebabımızı. İster böyle dürüm yapın yiyin. İsterse pilavın üstüne koyun yiyin. Çok şahane görünüyor. Lezzetli de. Taze ekmekle mis gibi oldu arkadaşlar. Buradan herkese afiyet olsun. Denemek isteyenler buyursun, denesin. Bugünkü yemeğimiz, hem ekmek yaptım bugün. Ekmeğim yoktu. Hem de kebap yaptım. Günlük vlog bu bizim. Evet arkadaşlar. Sizlerle paylaştım bunları. Bugün günlük vlogumuz bu bizim. Yaptım işte.
Şimdi yemek zamanı. Herkese afiyet olsun. Şöyle ekmeğime sarıp şöyle böyle yarım yarım da sarıp da yiyebilirsiniz. İzlemeye devam edin. Yorumlarınızı yazın. Beğenilerinizi yapın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.